Merhaba arkadaşlar, bu videoda yaprağı anlatacağım size. Yaprakla ilgili yine genel özelliklerini vereceğiz. Yapraklarda işte çeşitlerine bakacağız, damarlanmaları göreceğiz arkadaşlar. Yaprağın yapısına bakacağız ve en önemlisi yaprağın enine kestini göstereceğim size. Enine kesti mutlaka çıkabilir karşımıza, o yüzden oldukça önemlidir. Hemen dikkat edelim ve başlayalım. Arkadaşlar, yaprak. Yaprak ne işe yarar? Yaprak özellikle fotosentezin yapıldığı yerdir arkadaşlar. Fotosentezin çok yoğun olarak yapıldığı yerdir. Hani otsu gövdelerde de yapılıyor ama mesela odunsu gövdeye sahip olan bitkilerde fotosentez sadece yapraklarda gerçekleşiyor. Dolayısıyla yapraklar bitkiler için çok çok önemlidir. Çünkü besin üretir. O yüzden yapraklara böyle bir tık daha önem veriyoruz. Arkadaşlar bunlar... Yapraklar gövdelerde bulunan nodyum dediğimiz yapılardan çıkar. Hatırlayın, gövdeyi anlatırken dedim ki gövdelerin üzerinde nodyumlar bulunur ve buradan yapraklar üretilir diye. İşte yaprakların üretildiği yapılar neymiş? Nodyumlarmış. O zaman şöyle yazalım. Bitki yaprakları gövdede bulunan nodyumlardan oluşur veya meydana gelir. Evet, bu şekilde nereden oluştuğunu ilk önce söyledik. Arkadaşlar bunlar da fotosentez yoğun olarak gerçekleşir. Şöyle yazalım. Fotosentez yapar. Fotosentez yaparlar. Daha sonra üzerinde ne vardır arkadaşlar yaprakların? Stomalar vardır. Epidermisin farklılaşmasıyla oluşan yapılardır stomalar. Stomalar sayesinde gaz alışverişi yapıyor. O zaman yazalım. Stomaları ile terleme ve gaz alışverişi yapar. Gaz alışverişi yapar. Gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar, yaprakların yapısına baktığımız zaman yapraklar yaprak sapı ve yaprak ayasından oluşuyor. Yaprak sapına petiyol diyoruz, yaprak ayasına da lamina diyoruz arkadaşlar. Yaprak sapı zaten bildiğimiz o gövdeye bağlayan kısmı. Geriye kalan kısmına da ne diyoruz? Yaprak ayası diyoruz. Yani arkadaşlar lamina dediğimiz kısımdır. O zaman şöyle yazalım. Yaprak sapı. Yaprak sapının adı neymiş? Petiyol. Ve yaprak ayasından oluşur. Yaprak ayasından. Yani yaprak ayası neydi? Lamina. Yaprak ayasından oluşur. Arkadaşlar, bu yaprak ayasında şimdi şekil olarak göstereyim ben size. Şöyle bir yaprak çizersek. Çok da nasıl çizeceğim bilmiyorum. Evet, bu şekilde bir yaprak çizdik. Bakın. Şurası nedir? Yaprağın sapı. Şurası yaprak sapı. Yaprak sapı. Şurası da arkadaşlar lamina. Yani yaprak ayası dediğimiz kısım. Bu laminada damarlar bulunur. Bakın, damarlar. Şöyle. Ben genel olarak bütün ağaç, hani hemen hemen birçok ağaçta görülen özelliği söylüyorum. Ana bir damar vardır. Bakın şöyle. Daha sonra bu damardan şöyle yeni yeni böyle küçük küçük damarcıklar çıkar arkadaşlar. Biz buna işte ağası damarlanma diyoruz. Hani dedik ya odunsu gövdelerde ağası damarlanma görülür diye. İşte bu şekilde yapılara da biz ne diyoruz? Ağası damarlanma diyoruz. O zaman şöyle yazayım. Ağası damarlanma diye. Yani siz bir bitkinin kendisini görmeyip yaprağını gördüğünüz zaman o bitkinin otsu mu odunsu mu olduğunu anlarsınız. Eğer ki yaprağında paralel damarlanma varsa, paralel damarlanma da şu hani ana bir damar çizdim ya, onların hepsi böyle aynı şekilde gidiyor arkadaşlar. Mesela şeye bakın, çam ağaçlarının yapraklarına bakın. Çam ağaçlarının yapraklarında zaten görürsünüz bunu. Mesela hatta ben size şey söyleyeyim. Tek çenekli bitki olan, hani tek çenekli bitkilerde de görülüyor bu. Tek çenekli bitkide mesela yeşil soğan. Yeşil soğanın o yediğimiz yeşil kısmı arkadaşlar baktığınız zaman böyle çizgi çizgi paralel giden çizgiler vardır. İşte bu nedir? Paralel damarlanmadır. Evet, şimdi ağası damarlanmayı söyledik. Laminayı, yaprak sapını söyledik. Arkadaşlar şimdi gelelim yaprağın enine kesitine. Bakın ben
Bir de yaprakta şunu da söyleyeyim, eline kestiğini öyle geçeyim. Arkadaşlar, yapraklar kurak ortam bitkilerinde yaprak ayası yani lamina dediğimiz kısım dardır ve paralel damarlanma gösteriyor. Hani bu çam ağaçları falan var ya, onlar böyle kurak ortama biraz daha uyum sağlamışlardır. Zaten o yüzden kışın da hani yapraklar yeşil kalıyor. Çünkü kurak ortam, soğuk ortam bunlar için çok fazla etki etmiyor. O yüzden dayanıklı bitkilerdir ve damarlanması paralel damarlanmadır. Çöl bitkilerinde oldukça hani çok sıcak olan bitkilerde yapraklar diken şeklindedir arkadaşlar. Sulak ortam bitkilerinde de ayalar oldukça geniştir. Mesela böyle tropikal böyle çok yoğun yağış alan yerlerde yapraklar çok çok geniştir arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde bunu da söylemiş olalım. Hatta yazalım şuraya. Şuraya yazayım. Kurak ortamda neymiş? Yaprak ayası dar diyelim. Çöl ortamı diken yaprak. Diken yaprak. Bir de nemli ortam veya sulak ortam geniş yaprak. Geniş yaprak. Evet, bu şekilde yaprak çeşitleri yani çeşitlilik gösteriyor diyelim. Şimdi gelelim yaprağın enine kestine. Ben şöyle bir enine kestini hem çizeyim arkadaşlar hem de size şekil olarak şu çok güzel bir şeklim var, inşallah bulabilirsem göstereceğim. Çok mutlu oldum, buldum arkadaşlar tabii ki. Hemen size göstereyim. Şekli çizmeme gerek kalmadı. Ama ben yine şekli sonradan çizeceğim. Hani elinizde notlarda bulunsun diye ya da siz bakarak da çizebilirsiniz. Şimdi bakın. Şöyle bir yaprağın enine kestini aldığımız zaman şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Nedir bu görüntüde bulunan yapılar? Arkadaşlar, en üst kısımda epidermis tarafından oluşturulan kütükula tabakası vardır. Bu kütükula tabakası kurak ortam bitkilerinde daha kalın, sulak ortam bitkilerinde daha incedir. Hatta su bitkilerinde hiç yoktur. Yani suyun içinde yaşayan bitkilerde hiç yoktur. Peki ne yapıyor kütükula? Kütükula ışığa geçirgendir ama suya geçirgen değildir arkadaşlar. Dolayısıyla bitkinin terlemesini engellemiş oluyor. Böylelikle su kaybını da engellemiş oluyor. O yüzden de kütükula kurak ortam bitkilerinde kalındır. Şimdi geliyorum hemen bir alt kısmına, bakın şurada bulunan yapılar şunlar. Epidermis hücreleridir. Epidermis hücrelerinde kloroplast olmadığı için fotosentez yapamıyorlardı. Hatırlayalım. Sadece epidermisten farklılaşan stomalar vardı. Onlar fotosentez yapabiliyor. Hemen bir alta geliyorum. Bakın şu altta, bakın şurayla şu kısım arasında kalan bölgeye biz mezofil tabakası diyoruz. Bakın mezofil tabakası. Arkadaşlar, mezofil tabakası iki yapıdan oluşuyor. Palizat parenkiması şurası, bir de sünger parenkiması. Şurası. Neden sünger denilmiş? Çünkü bakın delikli delikli yapılar var. Neden delikli? Hücreler daha seyrek dizilmiştir. Bu yüzden de böyle delikli gibi görülür. O yüzden sünger parenkiması denilmiştir. Ama palizat parenkiması bakın daha sık hücrelerden oluşuyor. Dolayısıyla palizat parenkimasında fotosentez olayı daha fazladır. Palizat parenkimasında fotosentez daha fazladır. Süngerde biraz daha azdır arkadaşlar. Ama her ikisinde de fotosentez gerçekleşir, unutmayın. Sonra yaprağın, bakın yine enine kestine bakıyoruz. Ne var? İletim demetleri var. İçte olan kısım kısilemdir. Kısilem zaten ne yapıyor? Biliyoruz kısilemi arkadaşlar. Hücreleri ölü topraktan su ve mineral taşınmasını sağlıyor. Yapraklara kadar getiriyor. Altta kalan kısım ise flemdir. Yaprakta üretilen şekeri sükroz halinde köke, gövdeye kadar taşıyor arkadaşlar. Yani bitkinin diğer kısımlarına taşıyor. Dolayısıyla flem de oldukça önemlidir yaprak için. Şimdi geliyorum bakın şu alt kısma. Hemen şurada ne var? Stoma. Epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşan yapıya biz ne diyorduk? Stoma diyorduk arkadaşlar. İşte stoma burada bitkinin gaz alışverişini gerçekleştiriyor. Ayrıca kloroplastı olduğu için arkadaşlar fotosentez yapabiliyor. Normalde epidermis hücreleri fotosentez yapar derse yanlış. Ama epidermisten farklılaşan stoma fotosentez yapar derse doğru olacak arkadaşlar. Genel olarak sorarsa yanlış diyeceğiz ama özel olarak stomayı sorarsa stoma zaten fotosentez yapıyor. Dolayısıyla bakın odunsu bir bitkide fotosentez yapan 3 yapı vardır. Nedir bunlar? Palizat parenkiması, sünger parenkiması ve
Stoma. 3 yapı. Ama biz bunun ikisini bir alırsak, mezofil olarak alırsak 2 yapı. Stoma ve mezofil tabakası ne yapıyor? Fotosentez yapıyor. Odunsu bir bitkide. Otsu bitkide gövdeler de yapabiliyor arkadaşlar. O yüzden biz bunu odunsu bitki olarak düşünelim. Şimdi stomanın şöyle bakın yapısını da size göstereyim. Bu arada bu ihtiyaç yayıncılığın kitap yanında verdiği, çok uzun zaman önce almıştım bunu. Stomanın açılıp kapanma mekanizmasını anlatırken de buradan anlatacağım arkadaşlar inşallah. Bakayım burada ne varmış başka? Endokrin sistemle ilgili var. Koca bir nefronun yapısı var. Ben nefronu da buradan anlatırım. Bir de sindirim sisteminin kısımları var. Sindirim sistemi değil ama nefronun yapısını buradan anlatırım arkadaşlar. Evet. Şimdi geçiyorum. Yaprağın enine kesitini anlattığıma göre enine kesitini artık siz böyle buradan bakarak çizersiniz. Daha güzel çizersiniz bence. Şimdi gelelim yaprağın çeşitlerine. Arkadaşlar iki çeşit yaprak vardır. Basit yaprak ve bileşik yaprak. Basit yaprak tek bir yapraktır. Bakın bir sapta tek bir yaprak vardır. Bileşik yaprakta ise arkadaşlar bir tane sapta hani daha fazla yaprak bulunuyor. Biz buna da bileşik yaprak diyoruz. Bakın şöyle düşünün. Şu benim çizdiğim bir basit yapraktır. Ama ben bundan birkaç tane çizip tek bir sapa bağlasaydım o zaman ne olacak? Bileşik yaprak olacaktı. O zaman şöyle basit ve bileşik yaprağı göstereyim isterseniz. Böyle şekil olarak çizeyim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Basit yaprak için şöyle küçük çizeceğim. Şu bizim basit yaprağımız. Şöyle damarlanması da bu şekilde olsun. Bu basit yaprak. Basit yaprak. Bir de bakın şöyle kalın bir sap var. Bu sapa bağlı olan böyle küçük küçük yaprakçıklar var arkadaşlar. Tabi bunlar hepsi aynı büyüklüktedir de ben böyle değişik değişik çizdim nasıl olduysa. Şu şekilde. Evet. Bu da arkadaşlar bileşik yaprak olarak biraz değişik bir şekil oldu ama umarım böyle olmuştur. Bu da bizim bileşik yaprağımız. Şöyle bileşik yaprak diyelim. Bileşik yaprak. Basit ve bileşik yaprak bu şekilde. Şimdi de arkadaşlar yapraktaki evrimsel adaptasyonlara geçeceğim ama ilk önce şundan bahsetmek istiyorum. Yaprakların diziliş biçimleri neyden etkileniyor, neyden etkilenmiyor? Bundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar yaprakların dizilişleri gövdeden, daldan, dalın uzunluğundan etkilenmez. Bunların işte kambiyum tarafından belirlenmiyor yani diziliş şekilleri. Peki bunlar nasıl belirleniyor? Arkadaşlar bitkinin yaşadığı ortama göre belirleniyor. Eğer ki bitki kurak bir ortamda yaşıyorsa güneşten kaçma eğilimindedir. Dolayısıyla yaprak dizilişi buna göredir. Çünkü hani tamam fotosentez yapacak ama sıcak ortam olduğu için güneşten kaçması gerekiyor ki ne olsun? Su kaybını engellesin, azalsın diye. Eğer nemli ortam bitkisi ise işte sulak ortam bitkisi ise yapraklar daha geniştir. Dizilmesi ona göredir. Yani bu şekilde dizilme arkadaşlar genelde bitkinin yaşadığı ortama göre değişir. Unutmayalım. O zaman şöyle diyelim. Yaprakların gövdede dizilişi yaşadığı ortama bağlıdır. Yaşadığı ortama bağlıdır diyelim. Evet şimdi gelelim diğer özelliklere. Yani evrimsel adaptasyon. Aklıma gelmedi ben de anlatacağım. Bit yapraklarda evrimsel adaptasyon diyelim arkadaşlar. Yapraklarda evrimsel adaptasyon. Adaptasyon. Nedir yapraklardaki evrimsel adaptasyon? Arkadaşlar. Şimdi burada farklı farklı yapılar gelişmiş yapraklardaki adaptasyonla ilgili. Ben bu yapılardan bahsedeyim. İlk önce tendriller diyeceğim. Bakın bir, yapraklarda biraz daha fazla bu adaptasyonlar. Tendriller. Arkadaşlar tendriller mesela bezelye bitkisi gibi bitkilerde böyle bitkinin desteğe tutunmasını sağlayan yapılardır ve bunlar bukle şeklindedir. Yani şöyle düşünün bakın şeklini. Mesela düz bir şekilde gidiyor sonra ucu şöyle kıvrılıyor bukle şeklinde. Dolayısıyla biz buna tendril diyoruz. Bezelye gibi
bezelye gibi bitkilerde desteğe tutunmayı sağlar. Tutunmayı sağlar. Bukle şeklindedir. Bukle şeklindedir. Yani şu ucuyla ne yapıyor? Gidiyor işte desteğe tutunmayı sağlıyor. Gelelim diğer bir yapımıza, dikenler. İki, dikenler. Zaten az önce ne dedik? Kurak ortam bitkilerinde yapraklar diken şeklindedir dedik. Bunlar da aynı şekilde. Arkadaşlar, kaktüsün o diken dediğimiz yapıları aslında nedir? Yapraklarıdır. Bunlar da diken şeklinde yaprak olduğu için hani fotosentez için bir yüzey yok zaten. Dolayısıyla bunlarda fotosentez nerede gerçekleşecek? Etsi ve yeşil olan gövdelerinde gerçekleşir. Zaten dikkat edin, hani kaktüslere baktığın zaman o gövdesi yeşildir. İşte o gövde tarafından fotosentez gerçekleştirir. O zaman şöyle yazalım. Kaktüslerdeki diken yapraklardır. Yapraktır diyelim, ya da şöyle virgül koyalım. Fotosentez etsi ve yeşil gövdeler tarafından yapılır. Yeşil gövdeler tarafından yapılır. Evet, dikenlerle ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Gelelim üçüncüsüne, depo yapraklar. 3. Depo yapraklar. Bakın, bu depo yapraklar da arkadaşlar böyle biraz daha kalın bir yapıya sahiptir. Sukulent dediğimiz bitkiler de görülür. Mesela aloe vera nedir? Bir sukulenttir, değil mi? Arkadaşlar, onun yaprağın içerisinde ne var? Bir jel var. Aslında onun besinidir. Depo yapar. İşte en çok mesela evlerimizde şu an için böyle çok rövençte olan bitki beslediklerimiz aloe veralar. Bende de var. Çok da güzel, seviyorum. İşte onlar nedir? Depo yapraklardır. İçerisinde bulunan işte o aloe vera dediğimiz o şeffaf kısımda böyle birçok şeyde kullanılıyor ama tabii ki çok da bilmeden kullanmamak gerekiyor. Gelelim, yazalım isterseniz. Sukulentlerin çoğu su depolamaya uyum sağlamış yapraklar bulundurur. Ya da yapraklara sahiptir diyelim. İşte o hani dedim ya aloe vera diye, onun tabii ki büyük bir çoğunluğu sudur arkadaşlar. Mesela benim beslediğim o aloe veraya ben yazın haftada bir su veriyorum. Kışın daha böyle geç veriyorum arkadaşlar. Mesela 2 ayda bir falan veya işte normal bir ayda bir, havanın sıcaklığına bağlı olarak. Ben Bursa'da yaşıyorum. Bursa'da hani hava böyle çok soğuk olmuyor. Olsa da en fazla bir ay sürüyor arkadaşlar. 1-1,5 ay. O zamanlarda hiç su vermiyorum. Çünkü sıcak olmadığı için, bu bitkilerde sıcak ortama adapte olan bitkiler olduğu için, o yüzden ona göre zaten su ihtiyacını karşılıyoruz. Evet, gelelim 4 diyelim. Arkadaşlar, üretken yapraklar. Bu arada bunları ben Campbell'dan aldım. Campbell'da evrimsel adaptasyonlar diye bahsetmiş olur ya, belki çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisi yapraklarda görülen evrimsel adaptasyonlardan biridir ya da değildir? Genelde böyle dörtlü beşli olanları soruyorlar arkadaşlar. O yüzden aklımızda bulunsun. Üretken yapraklar. Bunlar da yine bazı sukulentlerde bulunuyor arkadaşlar. Bu yapılar yapraktan düşüyorlar. Yani üretken yaprak dediğimiz aslında yaprakların böyle uç kısmında bulunan küçük yaprakçıklardır. Bunlara biz üretken yaprak diyoruz. Bu yaprakçıklar arkadaşlar normal ana yapraktan düşüyorlar ve çimleniyorlar. Dolayısıyla yeni bir bitki oluşturuyorlar. İşte bu yüzden üretken yapraklar deniliyor zaten. O zaman yazalım. Bazı sukulent, yine sukulentlerde görülür. Sukulentlerin yaprakları adventif. Şimdi ben Campbell'da olduğu gibi yazıyorum. Çünkü hani çok böyle yanlış bilgi vermemek için. Adventif bitkicikler üretir. Bu yapılar yapraktan düşerek çimlenir. Yaprağın ucunda yeni bir bitki varmış gibi düşün. Gelelim sonuncusuna. Brakteler arkadaşlar.
Brakteler. Nedir brakte? Arkadaşlar bunlar da tozlaşmayı cezbeden renkli yapraklardır. Tozlaşmayı cezbeden renkli yapraklardır. Şey olarak düşünmeyin bunu. Çiçeğin yaprakları olarak düşünmeyin. Bunlar ayrıca hani bu bizim bildiğimiz yeşil yaprağın biraz daha renkli, farklı renklerde olan formlarıdır. Bunlar tozlaşmayı cezbediyor. Yani böcekleri çekiyor. Evet, böylece biz ne yaptık? Kökü, gövdeyi, yaprağı bitirdik. Normalde dedim ki ben size şeyden sonra bitkisel dokulardan sonra soru çözeceğim dedim ama arkadaşlar en iyisi şöyle yapayım. Bitkisel dokularla bu kök, gövde, yaprağı birleştireyim. Hem çıkmış sorularını da çözerim hemen ardından. Daha iyi olur. İkisinin soru çözümünü birlikte yapacağım, haberiniz olsun. Sonraki videolarda görüşürüz. Bitkilerde neye geçeceğiz? Tabii ki bitkilerde taşımaya geçeceğiz. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.